Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Moduca. Evet arkadaşlar bu videoda 3-4-5 yayınımda soru çözümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Gülsüm 1996 yılında Bilal'de 2004 yılında doğmuştur. İçinde bulunduğumuz yıl 2020 yılı olduğuna göre Kaç yıl sonra ikisinin yaşları oranı 5 bölü 4 olur diye soruyor bana. Şimdi öncelikle 2020 yılında ikisinin yaşları neler? Biz bunu bir bulalım. E şimdi içinde bulunduğumuz yıldan eğer ki ben bunların doğum tarihlerini çıkarsam ikisinin de 2020 yılındaki yaşları ortaya çıkmaz mı? Çıkar. Gülsümden başlayalım. Bir kere 2020'den ne yapıyorum? 1996'ya çıkartıyorum. Eğer ki çıkartırsam Anlıyorum ki bu durumda Gülsüm'ün yaşı 24 gelmiş oldu. Aynı mantıkta 2020'den eğer ki 2004'ü yani doğum tarihini çıkartırsam bu durumda bilenin yaşı da ne gelmiş oldu? 16 gelmiş oldu. Bana diyor ki kaç yıl sonra ikisinin yaşları oranı 5 bölü 4 olur diyor. Diyelim ki T yıl sonra olsun. Şimdi T yıl sonra bu durumda Gülsüm'ün yaşı ne olmuş olacak? Gülsüm'ün 2020 yılındaki yaşı 24. E bu durumda T yıl sonraki yaşı 24 artı T olacak. Aynı mantıkta Bilal'in 2020 yılındaki yaşı 16 ise T yıl sonraki yaşı ne gelmiş olacak? 16 artı T gelmiş olacak. Ve ben biliyorum ki Gülsüm Bilal'den daha büyükse her zaman daha büyük olmak zorunda. O yüzden pay kısmındaki yaş dikkat et Gülsüm'ün yaşı olmalı. İkisinin de oranı kime eşit olacakmış? 5 bölü 4'e. İçler dışlar yapalım. Bu durumda 4T artı 4 ile 24 çarptım kaç geldi? 96 geldi. Eşittir. 5T artı 80'den 4T'yi sağ tarafa attım. 80'i sol tarafa attım. T de kaç gelmiş oldu? 16 gelmiş oldu. Yani 16 yıl sonra x'in yaşları oranı 5 bölü 4 olmuş olacakmış. Geliyorum ikinci soruya. Aşağıda hangi yıl kimin kaç yaşında olduğu bilgileri yer alıyormuş? Buna göre 2000 yılında Ayşe ile Rümeysa'nın yaşları toplamı kaçtır diye soruyor bana. Arkadaşlar tablo incelersek. Yıl 2000 iken Ayşe'nin yaşı kaçmış? X'miş. Yıl 2008 iken Ayşe'nin yaşı da Y'miş. E ben buradan ne anlıyorum? Buradan bura, buraya toplamda 8 yıl fark var. Demek ki 2000'de Ayşe'nin yaşı X ise 2008'de bunun 8 fazlası. Yani X artı 8 gelmiş olması gerekiyor. Yani buradan çıkardığım sonuç şu. Aslında y ifadesi x artı 8 e eşit. Devam edelim. Aynı mantıkta yıl 2000 iken Rümeysa'nın yaşı y'ymiş. E, yıl 2008 olduğu zaman yaşı ne olmak zorunda? 8 yaş fazla olmak zorunda. Yani buradaki yaşı y artı 8 gelmiş olması gerekiyor. E bu durumda 3x eksi y kime eşit geldi? Y artı 8'e eşit geldi. Bak bu y'yi sağ tarafa at. Bu durumda 3x eşittir 2y artı 8 geldi mi? Geldi. E sen y'nin x artı 8 olduğunu biliyorsun. Koy burada yerine. Eğer ki yerine yazarsan 3x eşittir. Dikkat et. 2 tane x artı 8. Sağdan da 8 gelmiş oldu. 2 içeri dağıt. 3x eşittir. 2x artı 16 buradan 8 de buradan 24 geldi. X de kaç gelmiş oldu? 24 gelmiş oldu. Bizden ne istiyordu? Ayşe ile Rümeysa'nın 2000 yılındaki yaşları toplamını istiyor. E x 24 ise ben de bunu alsam yukarıda yerine yazsam otomatikman y ortaya çıktı mı? Çıktı. Bu durumda x'i 24 bulduk. Y'yi 32 bulduk. Yani 2000 yılındaki yaşları toplamı da 32 artı 24'ten 56. Sorunun doğru cevabı da C hangi gelmiş oldu. Geliyorum 3. soruya. Tarık ile Hüseyin'in yaşları toplamı 9'a, yaşları farkı A. Buna göre Tarık'ın yaşı hangisi olabilir diye soruyor bana. Şimdi sorudaki önemli olan yer neresi biliyor musun? Yaşları farkı. Arkadaşlar dikkatli olun. Tarık da Hüseyin'in yaşları farkını hesaplarken biz daima büyükten küçüğü çıkartmaz mıyız? Hiç ikisinin yaşları farkı eksi 6 der misin? Demezsin. Ne dersin? 10 dersin, 4 dersin, 5 dersin. Yani daima büyük olandan küçük olanı çıkarttığımız için sonuç hep artı gelir. O zaman soru şu. Kim büyük kim küçük? Bilmiyorum. O yüzden burada iki durum var. Mesela Tarık'ın yaşını T şekli söyleyelim. Hüseyin'in yaşını şu anda H şekli söyleyelim. O zaman T ile de H'nin farkı A olabilir. Ya da H ile T'nin farkı da A olabilir. Bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz garanti bir şey var. Yaşları toplamı 9A. Yani T artı H kesin 9A. Ya da yan tarafta T artı H eşittir 9A. E bu durumda karşıma çıkan denklemleri eğer ki taraf tarafı toplarsam bak H'ler ne oldu? Gitti. 2 tane t kime eşit geldi? 10A eşit geldi. Buradan t'yi kaç bulmuş oldum? 5a bulmuş oldum. Tarın yaşı 5a geldi. Var mı şıklarda? Var. Olmasaydı ne yapacaktım? Bu denklemi taraf taraf toplayacaktım. T'ler birbirini götürdü. 2h buradan 10a gelecekti. H'de kaç gelmiş olacaktı? 5a çıkacaktı. E h 5 aysa yerine yazarsan dikkat et. T'de ne gelmiş olacak? 4a gelmiş olacak. Ama şıklarda olmadığı için Sorunun doğru cevabı Ceyhan gelmiş olacak. Geliyorum dördüncü soruya. Aşağıda üç kardeşin doğum yılları bize gösterilmiş. Annelerinin şimdiki yaşı bu çocukların yaşları toplamının iki katıymış. Bahsi geçen dört kişinin şimdiki yaşları toplamı kaçmış? 72'ymiş. Buna göre Fatih'in şimdiki yaşı kaçtı diye soruyor. Şimdi soruda bana Doğum yılları verilince aslında buradan çıkamam gereken yorum ne? Yorum şu. Murat Selim'den dikkat et. Dikkatli ol. Murat Selim'den 3 yaş küçük mü? 3 yaş büyük mü? Doğum yılı arttığı zaman yaş küçülür mü büyür mü? Küçülür. 2000 yılındaki doğan birisinin yaşıyla 2004 yılındaki doğan birisinin yaşının 2023'e göre değerlendirirsen kim daha büyük olacak? 2000 yılında doğan birisinin yaşı daha büyük olacak. O yüzden doğum yılı ne kadar çok küçükse o yüzden yaşı daha fazla olmak zorunda. Yani şöyle diyebilirim. Mesela yazalım. Selim, Murat, Fatih. Dikkatli ol. Doğum yılları arasında 3 yıl fark var. Ben de buradan ne anlıyorum? Kimin doğum yılı daha küçükse o daha büyük olmak zorunda. Ve farkları dikkat et 3 olmak zorunda. Yani yaşları farkı 3 gelmek zorunda. Şöyle yapalım. Diyelim ki en küçük olan Fatih'in şu anki yaşına X diyelim. E bu durumda Murat'ın yaşı x artı 3. Selim'in yaşı da Murat'ın yaşının 3 fazla olduğu için x artı 6 gelmiş olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Bak sakın unutma. Eğer ki doğum yılı daha erkense yani daha azsa o zaman kişinin yaşı daha fazla olmuş olması gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi şu anki yaşları yazdım. E bir de gelelim annelerine. Bak soruda bana bir şey söylüyordu. Diyordu ki annelerinin şimdiki yaşı çocukların yaşları toplamın iki katıymış. O zaman çocukların yaşlarını topla toplarsam ne gelmiş oldu? 3x artı 9 gelmiş oldu. E bir de bunu 2 ile çarpalım. Çarparsam kim geldi? 6x artı 18 gelmiş oldu. Bana diyor ki bahsi geçen 4 kişinin şimdiki yaşları toplamı 72'ymiş. O zaman hepsinin yaşlarını topla. Zaten buradaki çocukların yaşları toplamı 3x artı 9 gelmişti. E bir de bunun üzerine anneye ekliyorum. 6x artı 18'i ekledim. Sonuç kaç gelmiş olması gerekiyor? 72 gelmiş olması gerekiyor. Toparlarsak 9x artı 27 eşittir 72'den. At 27'yi sağ tarafa. O zaman 9x kaç geldi? 45 geldi. X de kaç gelmiş oldu? 5 gelmiş oldu. Benden kimi istiyor? Fatih'in şimdiki yaşını istiyor. E biz Fatih'e şu an x demiştik. X de 5 bulduk. O yüzden sorunun doğru cevabı Deniz'i gelmiş oldu. Unutma doğum yılı ne kadar daha azsa o kişinin yaşı o kadar daha fazla olmak zorunda. Haberin ola. Geliyorum 5. soruya. Abdullah 47, Sevgi 17 yaşındadır. Kaç yıl geçmeli ki Sevgi'nin yaşı Abdullah'ın yaşının yarısından 3 fazla olsun? Diyelim ki aradan T yıl geçince böyle bir olay gerçekleşsin. E T yıl sonra Abdullah'ın yaşı 47 artı T. Peki Sevgi'nin yaşı ne olacak? 17 artı T olacak. Peki bu durumda ne olacakmış? Sevgi'nin yaşı Abdullah'ın yaşının yarısından 3 fazla olacakmış. Yani Abdullah'ın yaşının yarısının 3 fazlası kime eşit olacak? Sevgiye. E buradan bilinenler bir tarafa, bilmeyenler bir tarafa yapalım. Şöyle yapalım. 3'ü sağ tarafa aktar, T'yi sol tarafa aktar. aktarırsak 47 artı T bölü 2 eksi T kime eşit gelmiş oldu? 14 eşit gelmiş oldu. 2 ile T'yi çarp pay kısmından çıkar. Bu durumda 47 artı T Eksi 2t bölü 2 kime eşit gelmiş oldu? 14'e eşit geldi. Pay kısmını düzenlersem 47 eksi t bölü 2 eşittir 14'ten paydasına gizli 1 var. İçler dışlar yap. 47 eksi t eşittir 28'den. 47'den kaç çıkarsa geri 28 kalır? 19. Demek ki aradan eğer ki 19 yıl geçerse böyle bir olay gerçekleşecek. Yani sorunun doğru cevabı Adana gelmiş oldu. Geliyorum 6. soruya. İsmail ile Kaan'ın 1999 yılında yaşları toplamı 12, 2011 yılında yaşları farkı 2 olduğuna göre 2018 yılında küçük olan Kaan'ın yaşı kaç olur diye soruyor bana. Şimdi bir kere 1999 yılından başlayalım. X'in yaşları toplamı kaç? 12. Arkadaşlar yaş farkı aradan kaç yıl geçerse geçsin değişir mi? Değişmez. E, o zaman 2011 yılında yaş farkı 2 iken 1999 yılında da yaş farkı kaç olmak zorunda? 2 olması, 2 olması gerekiyor. E, dolayısıyla İsmail ile Kaan'ın yaşları bir toplayalım. Mesela İsmail'in yaşı şu anki yaşı iyi olsa. Kaan'ın da şu anki yaşı K olsa. O zaman İ ile Kaan'ın toplamı kaç gelmiş oldu? 12 gelmiş oldu. Ne zaman? 1999 yılında. E aynı zamanda dikkat et bak küçük olan kimmiş? K'ymış. O zaman i ile de K'nın farkı 1999 yılında 2 olmuş olması gerekmiyor mu? Hemen 2'yi yazdım. Topla bunları taraf tarafa. K'lar gitti. 2 2 eşit geldi 14'e. Buradan da i 2 eşit çıktı. 7 eşit çıktı. E i 7 ise 7 ile kimin farkı 2 yapar? 5'in. Demek ki K'da kaç gelmiş oldu? 5 gelmiş oldu. Ama bu yaşlar ne zaman? 1999 yılında. Benden ne istiyor? 2018 yılında Kaan'ın yaşını istiyor. E 2018 yılıyla 1999 yılı arasında 19 yaş fark yok mu? Demek ki Kaan ne yapacak? 19 yaş büyüyecek. O zaman Kaan'ın yaşına eğer ki ben 19 eklersem 2018 yılında yaşı 24 gelmiş olacak. Yani sorunun doğru cevabı da Adana çıkmış olacak. Geliyorum 7. soruya. Bir annenin yaşı 8 sene arayla doğan 2 çocuğunun yaşları toplamından 3 fazladır. En büyük çocuğu doğduğunda annenin 22 yaşında olduğu bilindiğine göre annenin şimdiki yaşı kaçtır diye soruyor. Öncelikle anne var, küçük çocuk var, bir de büyük çocuk var. Bunları bir yazalım. Soru da bana diyor ki en büyük çocuk doğduğunda yani kaç yaşındayken? 0 yaşındayken anne 22 yaşındaymış. E şimdi o zaman ben buradan bir sonuca varıyorum. Bir kere anne 22 büyük çocuk 0 yaşındaysa anne büyük çocuktan 22 yaş daha yaşlı. Yani sen büyük çocuğa ne verirsen ver hangi yaş olursa olsun anne 22 yaş daha fazla olacak daha büyük olacak. Şimdi öncelikle ben bu kişilerin şu anki yaşlarını biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. O zaman şöyle yapalım. Küçük çocuğun şu anki yaşı x olsun. Bak sorunun başında ben biliyorum ki 8 sene arayla doğan diyor. E demek ki ben buradan ne anlıyorum? Büyük çocuk küçükten 8 yaş fazla olması gerekiyor. Ve hatırla anne de büyük çocuktan kaç yaş fazlaydı? 22. O zaman ben büyüğünün yaşına 22 eklersem kimin yaşı gelecek? Annenin yaşı. E 22 ekle buna. Burası da kaç gelmiş oldu? X saat 30 gelmiş oldu. Bana diyor ki 8 sene arayla doğan İki çocuğunun yaşları toplamından 3 fazlaymış. Kim? Annenin yaşı. O zaman çocukların yaşlarını topla. 2x artı 8 geldi. İşte bunun bir de 3 fazlası kime eşitmiş? Annenin yaşına eşitmiş. x'i sol tarafa at. 8 ile 3'ün toplamı 11 yaptı. Sağ tarafa at. O zaman x kaç gelmiş oldu? 19 gelmiş oldu. Benden ne istiyor? Annenin şimdiki yaşını istiyor. E annenin şimdiki yaşı x artı 30'du. X'i de 19 bulduk. Yerine yazarsak. Sorunun doğru cevabı da 49 yani Edirne gelmiş olacak. Geliyorum 8. soruya. İki arkadaşın bugünkü yaşları toplamı A'ymış. Bunu bir kere biliyoruz. Bu iki arkadaşın B yıl önceki yaşları toplamı B yıl sonraki yaşları toplamının yarısıymış. O zaman soruda şöyle bir olay var. İlk önce B yıl önceki yaşını bulacağız. Ardından bir de bize ne lazım? B yıl sonraki yaşları toplamı lazım. Şimdi şöyle düşünelim. Bir kere iki arkadaşın bugünkü yaşları toplamı A ise ve biz B yıl önceden bahsediyorsak B yıl öncesi için iki arkadaşın her biri de yaşlı olarak söylüyorum B yaş küçülmeyecek mi? Biri B yaş küçülürken e de B yaş küçülecek. E ben buradan ne anlıyorum? O zaman yaşları toplamının 2B azalması lazım. Yani şu an yaşları toplamı A ise B yıl önce yaşları toplamı A eksi 2B olmuş olması gerekiyor. Aynı mantıkla geliyorum B yıl sonraya. E birinin yaşı B artarken öbürünün yaşı da B artacak. O zaman toplamda kaç B artmış olacak? 2B. Şu anda yaşları toplamı A ise B yıl sonra A artı 2B olmuş olacak. Ve bana soru diyor ki iki arkadaşın B yıl önceki yaşları toplamı yani A eksi 2B... B yıl sonraki yaşları toplamının yani A artı 2B'nin yarısıymış. Öyleyse ben A artı 2B'yi eğer 2'ye bölersem bu kime eşit olmuş olacak? A eksi 2B'ye. Paydasında gizli bir var. İçler dışlar yap. Yani A artı 2B kime eşit geldi? 2A eksi 4B eşit geldi. A'yı sağ tarafa 4B'yi sol tarafa O zaman 6B kime eşit geldi? A'ya. Benden ne istiyor? A'nın B oranı istiyor. E biz A'yı zaten 6B bulduk. Öyleyse B'ler de gitti. Sorunun doğru cevabı da Bursa gelmiş oldu. Geliyorum 9. soruya. Aşağıda iki kişiye ait hangi yılda kaç yaşında olduklarına dair bilgiler yer alıyormuş. Buna göre A kaçtır diye soruyor bana. Arkadaşlar dikkatli olun. Yıl 2007 iken Naz'ın yaşı kaç? X. Yıl A iken Nazlı'nın yaşı kaç? 2X. E, o zaman aradan kaç yıl geçti? Dikkat et, buradan buraya x yıl geçti, x yıl geçecek ki Naz'ın yaşı x yaş artmış olsun. E, aynı mantıkta buradan buraya x yıl geçiyorsa buradan da buraya x yıl geçmesi lazım. Yani ben buradan ne anlıyorum? Yasemin'in 2007'deki x artı 2 yaşına ben x e eklersem kim gelmiş olması gerekiyor? 3x eksi 4'ün gelmiş olması gerekiyor. Bu durumda sol taraf 2x artı 2 geldi. Sağ tarafta 3x eksi 4 gelmiş oldu. 2x'i sağ tarafa attım. Eksi 4'ü sol tarafa attım. X de kaç geldi? 6 gelmiş oldu. E x 6 iken Nazlı 2007 yılında 6 yaşında. A yılında dikkat et 12 yaşında gelmiş oldu. E toplamda buradan buraya şimdi kaç yıl fark var? 6 yıl fark var. O zaman sen 2007'ye 6 eklersen sorunun doğru cevabı da 2013 yani Adana gelmiş olacaktır. Geliyorum 10. soruya. Aslı'nın 5 yıl önceki yaşı Sude'nin şimdiki yaşının 3 katının 5 fazlamış. Dur. Benim buradaki cümleyi matematiğe dökmem için Aslı'nın ve Sude'nin şimdiki yaşlarına ihtiyacım var. O yüzden gidelim Aslı'nın ve Sude'nin şimdiki yaşlarını bir isim verelim. Aslı'nın şimdiki yaşı X olsun Sude'nin Y olsun. Bunlar unutmayın şimdiki yaşları. Ne diyor bana cümlede? Aslı'nın 5 yıl önceki yaşı. E, aslı'nın şu anki yaşı ise 5 yıl önceki yaşı x eksi 5 geldi. Bu da kime eşitmiş? Sude'nin şimdiki yaşının yani y'nin 3 katının 5 fazlasına eşitmiş. At eksi 5'i sağ tarafa. O zaman x kime eşit geldi? 3y artı 10'a eşit geldi. Bu cepte kalsın. Devam et. Aslı'nın 6 yıl sonraki yaşı. Bu 6 yıl sonraki yaş her zaman nereye gösterilir? aksi belirtilmedikçe her zaman şimdiki yaşa göre söylenir. Dolayısıyla aslında şimdiki yaşı eğer ki x ise 6 yıl sonraki yaşı kim gelecek? x artı 6 gelecek. Bu da neye eşitmiş? Sude'nin şimdiki yaşının yani y'nin 5 katının 10 fazlasına eşitmiş. E biz önceki denklemden x'in zaten 3y artı 10 olduğunu biliyoruz. Burada yerine yazın. 3y artı 10 buradan geldi. 6 da buradan. Dikkat edin. 16 yaptı. Yandan kim gelmiş oldu? 5y artı 10 gelmiş oldu. Onu sol tarafa aktar. 3y'yi sağ tarafa aktar. Bu durumda 6 2y'ye eşit ise y'de kim eşit gelmiş oldu? 3'e eşit gelmiş oldu. E, y 3 ise bak şurada yerini yazsam 3 çarpı 3'ten 9 10 daha x kaç geldi? 19 gelmiş oldu. Yani Aslı'nın şu anki yaşı 19 Sude'nin de 3 gelmiş oldu. Benden ne istiyor? Asli ile Sude'nin şu anki yaşları farkını istiyor. Ya da herhangi bir yıldaki yaşları farkı isteyebilirdi. Çünkü yaşları farkı değişmez. E bu durumda X'in yaşları farkı da 16 gelmiş oldu. Geliyorum 11. soruya. Bugünkü yaşları toplamı 32 olan bir grup öğrencinin 3 yıl önceki yaşları ortalaması 5 olduğuna göre grup kaç kişidir diye soruyor. Eğer ki bu soruda şu an sürecem ifade biliyorsan soru çok rahat edersin. Yaş ortalaması her zaman yıllarla doğru orantılıdır. Ne demek istiyorum ben sana? Diyelim ki bir grup öğrencinin 10 yıl önceki 10 yıl önceki yaş ortalaması 30 olsun. Bu ne anlama geliyor söyleyeyim mi? Şu anki yaş ortalamaları 40 olmak zorunda. Eğer ki yıl kaç artıyorsa unutma ortalamada o kadar artmış olması gerekiyor. E ben bunu o zaman bir şey çıkartıyorum. 3 yıl önceki yaş ortaması 5 ise şu anki yaş ortamasının kaç olması lazım? 3 yaş büyüdüğüme göre 8 olması gerekiyor. Yani ben anlıyorum ki şu anki şu anki yaş ortalamaları kime eşitmiş? 8'e eşitmiş. E peki biz ortalamayı nasıl biliyor, buluyoruz? Yaşların toplamının adede oranı bana ortalamayı vermiyor mu? O zaman 32'nin neye oranı bana 8'i verir? 4'ü. Bu durumda sorunun doğru cevabı da Edirne çıkmış olur. Geliyorum 12. soruya. Bir annenin şimdiki yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının iki katıdır. Dur. Bak bu tarz sorularda eğer sana bir bütün verdiyse o bütüne isim vermek zorundasın. Ne diyor sana cümlede? İki çocuğun yaşları toplamının iki katıdır diyor bana küçük veya büyük çocuktan bahsediyor mu? Bahsetmiyor. O zaman sen de şöyle yapacaksın. Diyeceksin ki şu an burada bir anne var. Bir de çocukların yaşları toplamları var. Biz buna gidelim bir x diyelim. Çocukların yaşları toplamları x ise o zaman annenin yaşı 2 katı olduğu için 2x geldi mi? Geldi. Ne diyor bana? 3 yıl önce. Hemen 3 yıl önceki yaşları biz size bir yazalım. 3 yıl önce annenin yaşı ne olacaktı? E 3 yaş daha küçük olacak. Yani 2x 3 geldi. Dikkatli olun. Burada 2 tane çocuk var. 3 yıl önce demek çocuklardan birinin yaşı kaç azalacak demek? 3. E biri 3 azalıyorsa diğeri 3 azalmayacak mı? Azalacak. Eğer ki biri 3 azalırken diğeri 3 azalıyorsa e, bu durumda toplam kaç azalacak? 6 azalmış olacak. Yani 3 yıl önce yaşları toplamı x eksi 6 olmuş olacak. Bana diyor ki 3 yıl önce annenin yaşı 2 çocuğun yaşları toplamının yani x eksi 6'nın 3 katının 2 fazlasına eşittir diyor. 3'ü içeri dağıt. Bu durumda 2x eksi 3 3x eksi 18 artı 2'den 2x sağ tarafı aktar. Eksi 16'yı sol tarafı aktar. Eksi 16'yı sol tarafı aktardım. 13 yaptı. E sağdan da x gelmiş oldu. Bizden ne istiyor? Annenin 4 yıl sonraki yaşını istiyor. Eğer ki x 13 ise annenin şu anki yaşı kaç çıkmış oldu? 26 çıkmış oldu. E şu anki yaşı 26 ise 4 yıl sonraki yaşı da kaç gelmiş oldu? 30 gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı adına çıkmış oldu. Geliyorum 13. soruya. Hasan Hüseyin'in şimdiki yaşının 3 katının 4 fazlası yaşlıdır. Ali Hüseyin'in şimdiki yaşının iki katından bir eksik yaşlıdır. Bakın dikkatli olun. Soruda öncelikle üç kişi var. Bunlar Hasan, Hüseyin ve Ali. Dikkatli olun. İki cümlede de geçen kişi kim? Hüseyin. O zaman gidelim Hüseyin'in şu anki yaşına bir x diyelim. Hasan neymiş? Hüseyin'in şimdiki yaşının 3 katının 4 fazlaymış. E öyleyse Hasan'ın yaşı 3x artı 4 gelmiş olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Ali de Hüseyin'in şimdiki yaşının 2 katının 1 eksi yaştaymış. Bu 3 kişinin yaşları toplamı kaça eşitmiş? 69'a. O zaman yaşlarını bir toplayalım. Bunu da 69'a eşitleyelim. Yaşlarını toplarsam 6x artı 3 kime eşit gelmiş oldu? 69'a. At bunu sağ tarafa. 6x kime eşit geldi? 66'ya. E buradan da x kaç çıktı? 11 çıkmış oldu. Benden ne istiyor? Hasan Ali'den kaç yaş büyüktür diye soruyor. E, x 11 ise şu anda Hasan'ın yaşı 3 çarpı 11 33. 4 daha kaç geldi? 37 gelmiş oldu. Dikkat et Ali'de x yerine 11 yazarsam 22 soldan geldi. Bir de sağdan çıktı. 21 gelmiş oldu. Öyleyse Hasan da Ali'den toplamda 16 yaş büyük geldi. Yani sorunun doğru cevabı Ceyhan gelmiş oldu. Geliyorum 14. soruya. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 5 katıymış. Dur. Bak dikkatli ol. Soruya başlarken sadece kimden bahsetti? İki çocuğun yaşları farkına. Sana küçük ya da büyük çocuk dedi mi? Demedi. O zaman senin bu soruda gidip de küçük çocuğa şunu vereyim, büyük çocuğa bunu vereyim demene gerek yok. Ne yapacaksın? Gideceksin. Sen paşa paşa yaşları farkına bir isim vereceksin. Diyelim ki çocukların yaşları farkı x olsun. E bu durumda babanın yaşı bunun 5 katı değil miydi? Öyleyse baba da şu anda 5x yaşında gelmiş olması gerekiyor. Diyor ki bana 5 yıl sonra. E 5 yıl sonra babanın yaşı ne olacak? 5 yaş artacak. Yani 5x artı 5 gelmiş oldu. Peki 5 yıl sonra yaş fark kaç olacak? Yine x olacak. Yaş farkı hiçbir zaman değişmez. 5 yıl sonra babanın yaşı İki çocuğunun yaşları farkının yani x'in 4 katının 15 fazlasına eşitmiş. 4x sol tarafa 5'i sağ tarafa at. E bu durumda x kaç gelmiş oldu? 10 gelmiş oldu. Benden kimi istiyor? Babanın şimdiki yaşını istiyor. O zaman onu yerine yazarsam babanın şimdiki yaşı da 50 gelmiş oldu. Sorunun doğru cevabı da Bursa çıkmış oldu. Geliyorum 15. ve testin son sorusuna. Aşağıda ikiz çocuk annesi Aslanıma sosyal medya hesabına gelen ve geçmişte yapmış olduğu bir paylaşım içeren ileti gösterilmiştir. Yıl 2017 ve dikkatli olun şöyle bir ileti var. Bugün ikiz çocuklarımın doğum günü. Artık ikisinin yaşını toplayınca benim yaşıma eşit oluyor. Şimdi bir kere soruda anneleri var ve dikkatli olun ikiz çocuklar var. E, i̇kiz çocukların yaşlarının aynı olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Diyelim ki yıl 2017 iken ikiz çocukların yaşları x olsun. x ne yaşları ayrı ayrı x ve x e eşit. Şimdi bana soru diyordu ki dikkatli olun x'in yaşını toplayınca annesinin yaşına eşit oluyormuş. O zaman yıl 2017 iken annesinin yaşı 2x olmuş olması gerekiyor. İletinin gönderildiği gün yani dikkatli olun 4 yıl sonra. 4 yıl sonra. Niye 4 yıl sonra? Çünkü dikkat ederseniz Buradaki ileti şu anda 4 yıl önce olan bir ileti. O zaman şu anki yaşlar 4 yıl sonra olmuş olması gerekiyor. Yani 4 yıl sonra annenin yaşı 2x artı 4 geldi. Ve ikizlerin yaşları x artı 4'e x artı 4 gelmiş oldu. Gönderildiği gün aslanım ve ikiz çocuklarının yaşları toplamı 96'ymış. Topla hepsini 96 eşitle. 2x, 3x, 4x. 4x artı 12 96 eşit geldi. E buradan da 4x kime eşit olmuş oldu? 84'e. X'te de kime eşit geldi? 21'e. Benden ne istiyor? İkiz çocukların doğum yılı nedir diye soruyor. Arkadaşlar biz eğer ki x'i 21 bulduysak yıl 2017 iken ikizlerden bir tanesi şu anda 21 yaşında. E, i̇kizlerden birisinin 21 olması için ben 2017'den eğer ki 21'i yani yaşını çıkartırsam o zaman doğum yılının ortaya çıkması gerekmiyor mu? Gerekiyor. E 2017'den de 21'i çıkartırsanız doğum yılı 1996 yani sorunun doğru cevabı da Edirne gelmiş olur. Evet arkadaşlar, bir testin sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.